şunu ortaya koyuyor, o zaman Çorumlu üretim, hem makine sanayi, hem tarım, hem de diğer tüm ürünleri daha fazla değer bulacak, daha fazla pazar bulacaktır. Havaalanı da öyle, ortak sorunumuz 11 yıldır Mersin'de de havaalanı bitmiyor. Rize'de oluyor, olsun, her yerde olsun ama Çorum'da da olsun. Yani ben niye Rize'de var, burada yok demem. Çünkü Rize'linin de hakkıdır havaalanı. Tokatlı'nın da hakkıdır, Mersin'in de hakkıdır ama Çorum'un da hakkıdır. Burada adil olmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yani bir ilin hem tren yoluyla ilgili hem havaalanıyla ilgili sıkıntısı varsa en azından birinin çözülüp diğer için bir umut olması gerekiyordu. Ama üzülerek söyledim, havaalanının daha %25'i bitmiş. Mersin Çukurova alanının da %50'si tamamlandı 10 yılda. Bununla ilgili elimizden geleni yapacağız. Tabii ki programımızı da koyacağız parti olarak. Biz Çorum'un Türkiye'de daha fazla gelişmesini, sanayisinin daha fazla gelişmesini, özellikle gelişen makine sanayisinin çok çok daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Mesela Türkiye'de birçok kişi bilmiyor. Debdeba geliyor hatta Çorum deyince ama Çorum'da ciddi bir makine sanayinin olduğunu görüyoruz. Bunu geliştirmek için ulaşım çok önemli. Bununla ilgili Sayın Vekilim'le zaten bir rapor hazırlayacağız. Bunu Sayın Genel Başkanımıza sunacağız. Dediğim gibi Çorum'un tarihte hak ettiği yeri bugün de alması için elimizden geleni yapacağız diyorum. Sıcak karşılamanız, ilginiz için de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.